Orhan Bursalı 20 Haziran 2022 Cumhuriyet Şengör tartışmada Lokantalar neden dolu 2 Celal Şengör dünkü yazım üzerine ya Orhan arabalara ne diyeceksin Yollar tıklım tıklım ve hepsinde tek kişi Bunu diyen hiçbir geçim sıkıntısı olmayan Celal ama arabalar hep böyle depo 1000 TL'ye doluyor Yahu Celal dedim bu yeni bir şey değil Arabaların önemli bir oranı şirkete ait. Benzin parası masraf yazılıyor veya şirket ödüyor. Arabalarını bu pahalılıkta gerekli olmadıkça çıkarmayanlar var. İstanbul yüzlerce kilometre seyahat edilen bir kent. Bir uçtan bir uca. Mal dağıtımından tut, iş takibine kadar. Ama biz lokantalar neden doluda kalalım? Söylenecek daha pek çok şey var. Ayrıca samimi okur yankıları da. Şehircilik Bakanı ekonomik kriz muhalefetin uydurması deyince ya doğru mu diye bir bakındım etrafa. Biz acaba distopik bir rüya mı gördük iktidara karşı olanlar olarak? Yeni sansür yasası yürürlüğe girince Bakan Bey milleti yanlış bilgilendirmekten ve gerçeğe aykırı şeyler söylemekten 3 yıl, kamu görevlisi olarak milleti yanlış yönlendirmekten bir o kadar daha ceza alabilir.'' Artık savcının elini tutan olmaz. Bu yasa bize çıktığı için şüphesiz sansür kendilerine değmez. Her türlü atıp tutmanın seçim sürecinde ucu bucağı görünmeyecek. Önce konut kira gelirleri için bir düzeltme yapayım. Diyelim bir veya iki konut kira gelirin var. 5 ila 8 bin lira. Bir veya iki de emeklilik parası. 20 ila 25 bin TL gelir. 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını Türk İş 19.000 TL olarak hesapladı. Bu tip bir ailenin zengin lokantaları doldurduğunu düşünmeyin. 10 ila 20 bin kiralar yeni konutlar için ama büyük çoğunluğun kira 3 ila 5 bin TL arası. Beyaz yakalı emekli 3-5 konut sahibi eve giren diyelim 30 ila 50 bin TL ve yurt dışında öğrenci okutuyor. Zenginlik içinde görüntü ama istediği gibi lokantaya gidemiyor. Yani böyle kesimleri ucuz TL'de yerde süründürüyor. Tabi burada evine bir veya iki asgari ücret giren, kira da vermediğini varsayalım, büyük kesimleri tartışmıyorum. Onlar ve daha düşük gelir sahipleri orta sınıfın yanına bile yaklaşamazlar. Tarif etmek gerekirse asgarinin üstü. Bugünün orta sınıfı için ortalama gelirinin 3 aşağı 5 yukarı 50 bin TL olması gerekir. Kira da vermeyecek, çocuk da okutuyor olmayacak. Ailelerin belini büken devlet okullarının rezilliğidir hızla kalitesi artmalı ve en yüksek eğitim programıyla öğrenciler hayata hazırlanmalı. Öğretmenlerde en az tezli yüksek lisans ve doktora aranmalı. Bir zenginlik var tabii ki. Bir zenginlik var tabii dedim. Saray ve adamları bu zenginliğin içinde yüzüyorlar. Çevreleri de. Orta halli sabit gelirlilerden üst kesimlere büyük bir servet transferi gerçekleştiriliyor hala. Dövize endeksli mevduat en son büyük servet aktarımına çanak tuttu. Lokantaları dolduran bir zengin kesimde büyük mevduat sahipleri ve onlara aktarılan ekstra milyarlarca liralar. Lokantaları belki de her gün dolduranlar arasında sayın. Ekonomik krizin yükünün toplumda eşit dağıtılmadığı apaçık. 5 yıl önceki normal bir orta sınıf darmadağın yapıldı. Türkiye'de büyük bir kayıt dışı ekonomi, merdiven altı ekonomi var. Bu ekonomiden nasiplenenler vergisiz, ağır emek sömürüsünden elde ettikleri bedava paraları nerelerde harcıyorlar? Uluslararası Şeffaflık Derneği bu konuda yeni bir rapor yayımladı. Hizmet sektöründe zerre gelir vergisi ödemeyen var. Devlete, belediyeye hortumu takmış, yolsuz utanmazlar var. Kriz ekonomisinden yararlanan, gelen zamları doğrudan tüketiciye yansıtan sektörleri, kesimleri de sayalım. Böyle bir kriz aşırı zenginleri ve dolu lokantaları da yaratır. Bu konu bir yazı daha kaldırır. Orhan Bursalı